Okullarda forumları... Onluğun açık sen. Şöyle ki sen çocuk ol. Örnek olmak üzere. Sivil toplum örgütü temsilcileri, başkanları. Dilan Gonca Kuriş, Özgecan Aslan. Onun için 2017'den beri biz... Ben Aysel Şahin, Feray Şahin'in annesi. Hepinize çok teşekkür ederim. 7 yıldan beri hiçbir zaman siz bizi yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. Biz 2017-19 Eylül'de Feray'ı kaybettik. Maalesef bir polis tarafından devletin kurşunuyla katledildi benim kızım. Biz 7 yıldan beri hala hukuk mücadelemizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Hak, hukuk, adalet yerini bulduğu sürece. 2004 yılının 8 ayında 224 yılının 8 ayında 280 kadın öldürülmüş. Bu ne demek ya? Hayvanlar gitti, çocuklar gitti, kadınlar gitti. Daha biz neyi bekliyoruz ya? Hangi adaleti bekliyoruz? Hangi hukuk sistemini bekliyoruz? Ne zaman duyacaklar bilmiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de kadına yönelik şiddet, katliamlar artarak devam ediyor. Feray kızımız için suçsuz, savunmasız şekilde katledilen Feray kızımız için 7 yıldır mücadele ediyoruz. Olay yerindeki toplanacak olan delillerin de birçokları yine eksik toplanmıştı. Düşünün, bir katilin kan incelemesi yapılmıyor, vücut muayenesi alınmıyor, görüntüler alınmıyor. Kızımız İstanbul'da gelen rapora göre 6 tane altında profesörün raporu var. Uzaktan ateş edilerek katledildiğini belirtiyordu bu raporda. Buna rağmen Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu raporu da dikkate almadı. Bizim isyanımızı, tepkimizi, şikayetlerimizi hiçbirisini dikkate almadı. Feray maalesef 23 yaşında, 23 yıl bile ceza almayan, 5 yıl 3 ay indirimli bir ceza alan katilin kurbanı oldu. Ayrıca kadın cinayetlerini asla cezasız indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemenin yapılarak derhal uygulamaya konulmasını istiyoruz. Yasalar uygulansın, kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi bazı konuşmalar vardır ki gerçekten çok zordur. Yani birçok konuda birçok şeyi çok rahat konuşursunuz ama bugün burada olduğu gibi bu tür konularda gerçekten konuşma yapmak çok zor. Yani şurada anneyi babayı dinliyorum. Allah sabırlar versin. Evlat acısı zordur. Tek evlat, tek evlat da canice katlediliyor. Ve kız bunun adalet için bunun peşini bırakmıyor ailemiz. Ve sevgili dostlar, siz de onun için buradasınız. Ve şu düştüğümüz hallere bir bakın. Şimdi bir ülkede en önemli şey adalettir. Eğer adalete inancınız yoksa, adalete güvenmiyorsanız, o ülkede ne ekonomi olur, ne insan hakları olur, ne demokrasi olur, ne ticaret olur, ne alışveriş olur, ne de refah olur, huzur olur. Hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye tesis etmek zorundayız. Onun için hep beraber mücadele ediyoruz. Nasıl burada mücadele ediyorsak, mecliste de aynı mücadelemizi devam ediyoruz. Bugün burada henüz hayatının bağrında idealleri olan, hayalleri olan genç bir kardeşimizin anmak için burada bulunuyoruz. Feray'ın ölümü sadece Mezitli değil, Mersin değil, tüm Türkiye yüzmüştür. Bugün burada toplanarak bir kez daha itiriyoruz. Kadına yönelik şiddeti hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve karşı duracağımızı. Mezitli Belediyesi olarak ve şahsımız olarak her zaman kadına şiddetin karşısındayız. Bizler her zaman Mezitli olarak, belediye olarak ve siz değerli kadınlarımız, vekillerimiz, önceki dönem baro başkanımız, toplum olarak kadına şiddetin her zaman karşısında olduk, olacağız. Adalet sisteminin olmadığı yerde nice narinler, nice feraylarımız daha katledilecek. Bizler duyarlıyız, bilinçliyiz. Her zaman bu olayların karşısında olduk ve olacağız, devam edeceğiz. Ben tekrardan kadına şiddete hayır diyerekten narinlerimiz, Feray kardeşlerimiz katlanmayacağı yıllar göreceğiz. Buraya duyarlı olup geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, alıyorum, buradayız. Evet.